Ne diyeceksiniz siz? Bizim yaşadığımız en büyük olaylardan biri bu. Zaten taksici olarak en korktuğumuz şeyler bu. Bizim gaspa gelip öldürülmemiz veya kesici veya ne bileyim ateşli silahlarla bizim gasp edilmemiz. Kesinlikle alınabilir. Yani kabin yapılabilir. 8+1'ler var. Sayın Belediye Başkanımızın 2000 tane çıkardığı 8+1'lerde kabinler var. Ön tarafı kapatan kabin var. Ha ne kadar sağlıklı ama en azından kendini koruyabilir. O andaki ilk müdahalede taksici kendini koruyabilir. Kendini dışarı atar. Ne bileyim yani yana kaçar, bir şey yapar. Kendini bir şekilde kurtarabilir. Ama kabin önemli. Fakat yine söylüyorum emniyet kemeri. Taksilerden emniyet kemerinin kaldırılması. Neden efendim kaldırılması? Çünkü taksici yanındaki ona saldıran kişiyle boğuşma anında kendini dışarı atabilirdi. Emniyet kemeri takılı olduğu için adam hareket edip de kendini dışarıya atamadı. Atamadı. Emniyet kemeri bağlı. Emniyet kemerini mi çıkarsın kendini mi kollasın? Adam bıçakla saldırıyor. Elleriyle bıçağı tutmaya çalışıyor. O anda emniyet kemeri takılı olmasa kendini belki itip dışarıya atabilirdi. Kendini kurtarabilirdi. En büyük problem. Arabada var. Görüntüler zaten şu anda emniyette bize vermediler. Yüksek ihtimalle size de verirler. Biz daha olayın nasıl geliştiğini tam olarak bilmiyoruz. Emniyetten öğrendiğimiz bizim bu. Kaç senelik taksici? 20 seneden fazladır taksici. Ben de taksiciyim. 20 seneden fazladır. Beraber. Evet, beraber çalışıyorduk. Başınız sağ olun. Dün yine bir meslektaşımızı daha kaybettik. Acımız büyük. Camiamızın başı sağ olsun. Sarıyer'de 17 civarında yabancı uyruklu bir yolcu tarafından emekçi şoför abimiz, Yaşar abimiz maalesef bir saldırıya uğradı. Bıçaklama sonucu vefat edildi. Bu suikastı gerçekleştiren vatandaş, yolcu tutuklandı. Şu anda adli işlemleri devam ediyor. Biz de konuyu takip ediyoruz. Maalesef bir meslektaşımızı daha kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Konu yolcunun, caninin ifadesine göre taksimetre ücretiyle alakalı olduğunu söylüyor. Emniyete verdiği ifadede ücret karşılığında ben bu suçu işledim diyor. Bu cani yakalandı. Tabii acımız büyük. Ümit ediyoruz ki bundan sonra böyle olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Biz bütün yetkililerimizden, bütün bakanlıklarımızdan, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizden bu hadiselerin bir daha yaşanmaması için, can güvenliğimizin sağlanması için kabinli araçların bizim tarafımıza ekonomik koşullarda kolaylıklar sağlayarak temin edilmesi. Biz de bu konuda güvenliğimizi sağlamak istiyoruz. Bu olayın temenni ediyoruz ki tekrarı olmasın. Acımız büyük, başımız sağ olsun. Verdiği ifade de şu: benden istenilen ücret şuydu, ondan dolayı ben bu suçu işledim diyor. Tabii araçta kamera var. Ses kayıtlarına emniyetimiz muhakkak ulaşacak. Görüntü kayıtlarına ulaşacak. Yakında bu konuyla alakalı detaylı bilgi emniyet tarafımızdan ortaya çıktığı zaman konuyu kamuoyuyla paylaşacağız. Böyle koridoru bırak, pencere sağa geçersin diye sonra rahat bırakın. Gel baba yerindeydi. Baba yerindeydi. Başımıza bir şey geldiğinde seni arıyorduk. Seni seviyorduk. Şimdi sen de gittin. Bizi yalnız bıraktın. Bizi yalnız bıraktın. Hadi anneciğim araba gitsin. Hadi anneciğim araba gitsin. Alın alın alın. Anne alın da. Tamam abi devam edelim. Yesin onları. Ya ben bunları yapmak istiyorum. Buraya gelecek bir arkadaş var, onu bulacağım. Onları yapmak istiyorum.